Ana haber bültenimize seri haberlerle devam ediyoruz. Dolar Türk lirası karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması için baskıda bulunuyor. Fakat Türkiye kabul etmiyor. Avrupa'da çıkan iç savaş sonrasında Avrupalı mülteciler Suriye'ye kaçak yollarla girmenin yollarını arıyor. Adana'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karın yer yer 2 metrelere ulaştığı öğrenildi. Fenerbahçe yeniden Fatih Terim dedi. Beşiktaş Necip Uysal ile yollarını ayırdı. Buyur. 3 aydır kirayı ödemiyorum abi. Niye gelip beni uyarmıyorsun? Belki sıkışıksın diye zorlamak istemedim yeğenim. Ne demek zorlamayayım? Her ay düzenli alacaksın paranı. Tamam, düzenli alırım bu aydan sonra. Şöyle vereyim, 2000 lira da zam yaptım kirama. Olur mu öyle şey ya? Bir dahaki ay nasıl ödersin sen kiranı? Sana ne emmi? Öderim bir şekilde. Hayır, kabul etmiyorum. Çok fazla almış olurum ya. Alacaksın. Almazsan ben de evden çıkarım. Çıkamazsın. Sözleşmem var. Ben de her ay fazla öderim kirayı. Tamam. 2000 fazla alacağım bu ay seninle kirayı. Şöyle yola gel. Ulan bunu çıkardım, ucuz birine mi versem acaba evi kiraya? Haksız yere para kazanıyorum. Bu bir soygundur, eller yukarı. Ver lan paraları hadi. Tamam abi, yeter, rica ederim başla. Aracımız bu. Güzel de niye bu kadar ucuza satıyorsun abi? Ne ucuz lan? Aracın piyasası böyle. Yapma abi, gözünü seveyim. Bu aracın ederi 350 bin. Sen 200 bin yazmışsın. Aracın boyası değişeni var. Kilometresi de yüksek. Ondan ucuza satıyorum. Vallahi abi, boyası değişeni varmış gibi görünmüyor hiç. Yalan mı söylüyorum kardeşim? Var diyorsan var. 250 bin olsun o zaman abi. 200 bin çok az. Pahalıya satamam. Kusura bakma. İyi, ne yapalım ya? Anlaştık o zaman. İyi bari ucuza sattım. İyi bari. Ben de ilana bu aracı daha ucuza katarım. Hadi hayırlı olsun. 70 kilo adamım. Kalkıp da 130 kilo adamdan dayak yemem. Yalan abi. Bak kırarım kemiklerini. Bu ne lan? Dün hepsi 1 kuruştu. Sıfıra mı indi? Dün gece yeni indirim geldi. Bütün rakamlar sıfır oldu. Bu ne ya? Her gün indirim mi olur? Neyse, doldur depoyu. Bu gece yeni indirim var. Lan daha ne kadar indirim olacak? Sıfır işte. Eksi 1 lira olacak. Artık yakıt alanlara para vereceğiz. Fiyatlara sürekli itiraz edersek olacağı bu. Ulan biraz susmayı öğrenmemiz lazım. Şu çenemizi bir tutabilsek fiyatlar yükselecek de. Nerede? Abi sen yabancı değilsin. 1 liraya dolduruyorum depoyu ama sakın kimseye söyleme. Bu fiyatlar niye böyle ucuz? Her gün indirim mi olur? Ne yapayım oğlum? Ekonomi iyi, durumlar iyi. Bu kadar da ucuz olmaz ama. Çok sürmez, inşallah yakında fiyatlar artacak. Bunları aldın. Ne kadar yaptı burası? 10 lira versen yeter. Üstümde fazla yok. Deftere yazsam olmaz mı? Deftere ya, kalmadı ama. Param olsun, söz ödeyeceğim borcumu sana. Tamam, yazıyorum. Bir dahaki sefere öde borcunu. Ne kadar bu? 3 lira. Al paranı. Al parayı yesin usta. Hadi güle güle. Ha? Türkiye güne doların yükselişiyle uyandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği isteği kabul edildi. Suriyeli mülteciler Türkiye'den Avrupa'ya kaçmak için kapıların açılmasını istiyor. Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu yılda güneşe ateş etme ritüeli yapıldı. Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Tüh be, rüyaymış. Ben biraz daha uyuyayım da belki aynı rüyayı bir daha görürüm.